Başkanım. Hoş geldin Türkiye'nin umudu. Hoş geldin Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Hoş bulduk, hoş bulduk. Güzel Giresun, değerli hemşehrilerim, eşimin, kızımın memleketi Giresun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Alnının terini fındık bahçesine damlatan, oradan bereket fışkırtan, bu bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını çıkarmaya çalışan, haramdan ve yalandan korkan Karadeniz'in güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisinden başka bir duyguya yer olmayan Karadeniz'in yiğit evlatları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Önce bir teşekkür. Son geldiğimde yine meydan gözün alabildiğine doluydu. Ara sokaklar doluydu. Arka taraflar doluydu. O gün dedim ki bu Giresun'u bizim almamız lazım. Ben hayal etmiyorum dedim. Ümit ediyorum. Bir daha geldiğimde bu Giresun Belediyesi'ne gidip kahve içeceğim, bulancağa gidip çay içeceğim dedim. Beni mahcup etmediniz. Giresun merkezi ve ilçelerimizi kazandırdınız. Artık Giresun yine hak ettiği gibi çalışkan, genç, israfı değil, hizmeti önceleyen bir belediye başkanı tarafından çalışacak, bir belediye başkanının çalışmalarıyla kalkınacak. Giresun'un yüzü yine gidiyor. Hepinize seçimde verdiğiniz destek için, beni mahcup etmediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Elbette yerel seçimlerde yüzümüz güldü ama bugünlerde gülmüyor. Bugünlerde Artvin'den Sakarya'ya kadar Karadeniz'in bütün illerinde, ilçelerinde herkes milli ürünümüz, stratejik ürünümüz, ihraç ürünümüz, kentlerimizin ana gelir kaynağı ve sadece üretene değil, tüm şehire hayat veren fındığın fiyatını bekliyordu, merak ediyordu. Dedik ki daha önce fiyat açıklanınca geldik ama bu sefer bunlar testiyi kırmadan gidip uyaralım, oradan aykıralım, fiyatı bir an önce açıklayın ve bu fiyatı fındık üreticisini mağdur etmeyecek, borçlarını kapatacağı, gelecek için güvenle önümüzdeki yıla bakacağı, çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılayacağı bir fiyat olsun diye bugün Giresun'a geldik. Bugün sabaha kadar fiyat açıklamamışlardı. Bugün sabaha kadar beklediler. Biz ne zaman geldik, ne zaman miting için burada toplandık, fiyatı açıkladılar. İlk duydum, sevindim. Fiyat açıklandı dediler. Dedim ki biz geliyoruz diye mitingi boşa düşürmek için bir fiyat verdiler. Demek ki iyi bir fiyat verdiler. Kaç paraymış dedim. Dediler ki 130 lira. Anlamadım dedim. 130 lira. Bugün Artvin'in, Trabzon'un, Ordu'nun, Giresun'un, Samsun'un, Kastamonu'nun, Bartın'ın, Sakarya'nın geçim kaynağı fındığa. Ziraat odaları,
toprak maliyetini katmadan, çalışan ailenin iş gücünü hesap etmeden 118-120 lira maliyet biçtiler. Bugün sabah Ordu'da fındık bahçesindeydim. Üreticinin kendi oradaydı. Maliyet 140 liradan aşağı değil dedi. Biz en az 160 lira olsun. Hatta Trabzon milletvekillerimiz 180 liranın altında o coğrafyayı kurtarmayacağını, o zorlu coğrafyayı kurtarmayacağını söylediler. 165 liradan aşağı bir fiyat gerçekten kabul edilebilecek bir fiyat değildi. Ama birileri utanmadan, sıkılmadan, erinmeden 130 lira fiyat açıkladılar. Yazıklar olsun onlara, yazıklar olsun. İşte bugün bu fiyatın üzerine Giresun'dayız. Bu fiyatın üzerine burada fındık mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Ve buradan şunu hatırlatmak isterim. 2002 yılında bu iktidar geldiğinde ülkede 2.8 milyon çiftçi vardı. 2.8 milyon. Bugün 2.3 milyona düşmüş durumda. Yani 20 yılda nüfus 20 milyon arttı ama 500 bin çiftçi kayıp. Nerede bunlar? Bunlar ekmeği, dikmeyi, çalışmayı bıraktılar. Büyük şehirlere asgari ücretle çalışmaya, madenlerde yerin altında çalışmaya, tersanelerde çalışmaya, günübirlik işlerde çalışmaya, büyük şehirlere gittiler. Umudu fındık bahçesinden kestiler. Umudu çay bahçesinden, umudu üzüm bağından, narenciye ağacından kestiler. Gidip ucuz emek iş gücü olarak büyük şehirlerin ya çalışanları ya işsizleri oldular. Onlar gittiği için o günden bugüne Hollanda kadar toprak, Hollanda'nın yüz ölçümü kadar toprak, 26 milyon dekar toprak ekilmiyor, dikilmiyor. Bugün ortalama bir çiftçinin yaşı 58. Yani bütün çiftçilerin yaş ortalaması 58. Bunun 30'lu yaşlarda olması gerekir. Yapılan bütün araştırmalar her 4 genç çiftçiden 3'ünün tarım dışı bir alanda gelecek beklentisi olduğunu ortaya koyuyor. Hani Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan çıkıp beka sorunu var, beka sorunu var diyorlar ya, al sana beka sorunu. Bir ülkede nüfus artıyor, çiftçi sayısı azalıyorsa, çiftçinin yaş ortalaması 58 olduysa, yaşlanıyorsa, gençler kendi tarlasında çalışmak, oradan bereket fışkırtmak yerine sanayiye işçi oluyorlarsa, işte sana beka sorunu. Biz eskiden kendi kendine yeten bir tarım ülkesiyken, şimdi avucunu dışarıya açmış bir ülke haline geldik. Buğdayın ithal edildiği, süt ürünlerinin ithal edildiği, löpetin ithal edildiği, samanın ithal edildiği, mercimeğin ithal edildiği bir ülke haline geldik. Fındık ise en stratejik ürünümüz. Çünkü dünyadaki fındıkla ilgili toplam piyasa 130 milyar dolar. Büyük para, çok büyük para. Bu fındığın %70'i Türkiye'de üretiliyor. Burada üretiliyor. Giresun'da siz üretiyorsunuz. Ordu'da siz üretiyorsunuz. Artvin'de, Trabzon'da, Ordu'da bu fındığı siz üretiyorsunuz. Sakarya'da, Bartın'da bu fındığı siz üretiyorsunuz. %70. Yani dünyadaki 130 milyar dolarlık piyasanın
100 milyar dolarlık kısmı aslında burada üretiliyor. Peki siz fındıktan ne alıyorsunuz? 2 milyar dolar, 2 milyar, %2'si. Yani şöyle görmek lazım. Sepet, şelek senin sırtında, şeleği sen sırtlıyorsun. Işkını sen alıyorsun, otunu sen alıyorsun, ilacını, gübresini sen koyuyorsun. Bütün gün sen çalışıyorsun, parayı dünya devi şirketler kazanıyor. Yazıklar olsun böyle düzene, yazıklar olsun. İşte bu yüzden bu düzen değişmelidir. İşte bu yüzden buradan sizlere sesleniyorum. Elbette zorlukların farkındayım. Elbette fisko birlik yok artık. Yok artık fındık üreticisinin dostu fisko birlik. Toprak mahsulleri ofisi var. O alacak diyorlar. Alırken %10 kesinti yaptım. %15 bilmem ne düştüm. Sonra vadeye koyuyorlar ve kapıda sizi alacaklılar beklediği için. Ziraat Bankası'nda faizli kredi sizi beklediği için. Özel bankalarda borç sizi beklediği için. Kredi kartları şiştiği için mecbur fındığı alelace satıyorsunuz. Bu sefer fiyat taban fiyatında altına düşüyor. Zor biliyorum ama büyük bir oyun oynanıyor. Eğer bu 130 lira fiyat açıklandı, siz yarın bahçeye varırsanız, fındığı toplarsanız, gidip devre koyarsanız maalesef fiyat daha da aşağı gelecek. Ama aslında rekolte düşük. Biraz sabredebilirsek, bu fiyata fındık yok diyebilirsek, birazcık bekleyebilirsek bu fiyat bu sefer mecbur yukarıya doğru gidecek. Buradan size şunu söylüyorum. Bu yabancı şirket dostlarının, yabancı kartel dostlarının fiyat oyununa gelmeyin. Rekolte oyununa gelmeyin. Sabredin. Elinizdeki avuçtakini bedavaya çıkarmayın. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Hep birlikte. Biz fındığa özel bir yasa çıkarılmasını dahi teklif ettik. Etmeye devam ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ziraat odalarının belirlediği fiyatları takip ettik. Kendi çalışmalarımızı yaptırdık. Ve bugün hadi hiç olmasın 160-165 liraya evet diyecek olalım. Bugün açıklanan 130 lira kimin cebinden 35 lirayı çalıyor, kimin cebine bu parayı koyuyor bir bakalım. 165 lira verse Giresun'daki Mustafa amcanın, Ordu'daki Fadime ablanın cebine 35 lira kilosunda, 35 bin lira tonunda fazla para girecek. Bunu vermiyor. Verse Ferrora firması gelip de şunu mu diyecek? Ben bu fiyata fındık almıyorum. Dünyanın en pahalı ürünlerini satıyorlar kendi alanında. Bu fındığı 20 lira 30 lira ucuza almak için yapmadıkları numara, satın almadıkları kimse yok. 35 lirayı Fadime abamın, Ahmet amcamın cebinden alıp dünya devi şirketin kasasına koyanlara yazıklar olsun. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bakın o kadar kötü niyetliler ki, o kadar kötü. Fındıkta kaliteye ilişkin 2.60 liralık bir fark vardı geçen sene. Ya 2.60'ı hadi bu sene yap 5 lira değil mi? Bir şey değil ama yap. O 2 lira 60 yüksek randıman için verilen fiyatı bile
1 lira 30 kuruşa düşürmüşler bu sene. 130 lira fındık yüksek randımanın için 1 lira 30 kuruş ilave. Bugüne kadar inanılmaz bir şekilde dönüm başına destekleme 10 yıldır aynı fiyat. 10 yıldır aynı parayı 170 lirayı veriyorlar. 10 yılda her şey %2000 pahalandı ama dekar başına dönüm başına desteklemede herhangi bir artış yapmadılar. Bakın mesele sadece fındık meselesi değil. Ben dün Burdur'daydım. Burdur'da fasulye tarlasına gittim. Fasulye tarlasında fasulyeyi topluyorlar 8 lira. Toplayan kadına soruyorsun kaç kilo topluyorsun diye, ablam diyor ki 60 kilo. Hesap ediyorsun, kilo başına günde 12 lira toplama parası var. Fasulyeyi kaç paraya satıyor orada tarlada? 8 lira. Yani toplatmasa daha kârda olacak. Ama söz vermiş, avans almış, 8 liradan fasulye satıyor. Burdur'da tarlada fasulye 8 lira, burada pazarda 80 lira, Manisa'da 85 lira, İstanbul'da 120 lira, Bodrum'da 200 liraya fasulye satılıyor. Üreteni ezen, tüketeni soyan bir mantık var. Üretici de mutsuz, tüketici de mutsuz. Üreticiyi eziyorlar, tüketiciyi soyuyorlar. Arada dünyanın parasını kazanıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki enflasyon var, hayat pahalılığı var, dış borç var, o var bu var. Bakın halkın değil de zenginin iktidarı. Bu iktidar zengin seviyor arkadaş. Bu iktidar yoksul sevmiyor, köylü sevmiyor, gariban sevmiyor, fındıkçı sevmiyor. Bu iktidar yandaş müteahhit seviyor, zengin seviyor, patronları seviyor, büyük şirketleri, uluslararası kartelleri seviyor. Bakın bu aşağıdan beşli çete diyorlar. Biliyorsunuz son geldiğimde burada emeklilere de seslenmiştim. 10 bin lira sefalet maaşı alıyorlardı. O 10 bin lirayı Tayyip Bey 12 bin 500 lira yaptı. Ben 17 bin 500 lira yapmasını söyledim. Tuttu dedi ki Özgür Bey'in sırtında küfe yok. Ben 2500 lira arttırmak için 33 milyar lira kaynak buldum. Bakın 10 bin lirayı 12 bin 500 yapmak için 33 milyar. 17 bin 500 yapmak için 100 milyar para lazım. Tayyip Bey diyor ki emekliye 100 milyar yok. Emekliye asgari ücret veremem. Geçen sene arkadaşlarım beşli çete dediği yüksek maaşlarına, yüksek iş kapasitesine sahip toplam 43 firma var. O 43 firmanın geçen sene 660 milyar vergi borcunu, yani çalışmış, kazanmış, fatura kesmiş, devletten parasını almış, kar etmiş, vergi çıkmış 660 milyar. Bu parayı mecliste bir önergeyle affettiler. Kimin? Beşli çetenin, adını bildiğiniz müteahhitlerin, yandaşların, kendi arkadaşlarının. 660 milyarı bulanlar emekliye 100 milyar bulmadılar. Bakın tabii rekolte ne olacak belli değil ama kaba bir hesapla size 130 lira değil 180 lira fındık parası verecek olsalar bunun karşılığı da 50-60 milyar bile değil. 660 milyarı bulanlar size 60 milyar
emekliye 100 milyar, emekçiye asgari ücretliye 150 milyar bulamıyor. Yani bu iktidarın yerinde zengini değil de milleti seven bir iktidar olsa, o 660 milyarı alsa para sana da yetecek, ona da yetecek, öbürüne de yetecek. Fındık olacak 180 lira. Emekli maaşı olacak 17.500 lira. Asgari ücret alacak enflasyon zammını. Hepsi olacak. Onun için ne yapmak lazım? Onun için bu rantın iktidarını değiştirip halkın iktidarını kurmak lazım. Sadece mesele sadece fındıkta değil. Tayyip Bey'in memleketi Rize'ye gittim. Çay 19 lira maliyet, fiyat 17 lira. Bakın 19 lira maliyet, 17 lira fiyat. Rize isyanda, Rize meydanını iğne atsan yere düşmüyor, doldurmuşuz. Sonra kendisi gitti. Rize'deki alaka hoşuna gitmemiş. Oradan bana kafa tutuyor. Rize ile aramıza kimse giremez. Ey Erdoğan, senin zenginlerle arandan su sızmıyor. Rize'nin kardeşi benim, evladı benim. Rize'li, Rize'de doğup da çaycıyı unutanı, Giresunlu, Karadenizli olup da fındıkçıyı sömüreni asla ve asla artık sahiplenmeyecek. Bundan sonra zaman vatan evlatlarının birbirine sahip çıkma zamanıdır. Bıktık bakan evlatlarına bakmaktan. Biraz da bizim yüzümüz gülsün artık. Tekirdağ'da, Ayrabolu'da buğday mitingi yaptık. Buğday bir sene önce 8 lira 25 kuruş. Bu sene 9 lira 25 kuruş. Maliyet 11 lira. Yani Rize'de ne varsa buğdaya gelince Tekirdağ'da, Konya'da, İç Anadolu'da, Osmaniye'de, Adana'da da aynı sorun var. O yüzden hepimiz şunu bilmeliyiz ki bu iktidar, ambulans arkadaşlar, sağlık görevlileri şuraya hemen bir, genç kardeşime bir bakın bakalım. Genç genç bir şey yok ayakta. Sıcak geldi biraz. Geldi geldi geldi. Biraz yolu açın, şöyle geçiyor, bak geçemedi, geçemedi. İyi mi, iyi mi? Şimdi şunu söyleyelim. Fındıkta bu fiyat Karadeniz'e ihanet fiyatıdır. Karadeniz'in emeğine nankörlüktür. Bu fiyatı kabul etmiyoruz. 130 liralık fındık fiyatını kabul eden var mı? 130 lirayı kabul eden var mı? Hayır. Bu fiyatı kabul edecek miyiz? Hayır. Direnecek miyiz? Evet. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bakın, fındık üreticisini küçük görüyorlar. Hakir görüyorlar. Ona yukarıdan bakıyorlar. Onu bir karınca gibi ezmek istiyorlar. Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Fındık üreten Giresunlu, fındık üreten Ordulu, Artvinli, Trabzonlu, Bartınlı, Sakaryalı kardeşlerim, Sakaryalı büyüklerim, Giresunlular, Ordulular, sizi onlara karınca gibi ezdirmeyiz,
karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Buradan son uyarımı bir kez daha Sayın Erdoğan'a yapıyorum. Bak, 10 bin liralık beğenmediğimiz, sefalet ücreti dediğimiz emekli maaşı Ocak ayında 25 kilo dana kıyma alıyordu. Zam yaptım dediğin 12.500 lira 20 kilo dana kıyma alıyor. Ocaktan bugüne bile emeklinin sofrasından 5 kilo dana kıyma kayıp. Asgari ücret perişan durumda. Ocak ayında 9 çeyrek altın alan asgari ücret bugün 7 çeyrek altın alamıyor. Ve şunu herkes görmeli ki ne bu asgari ücretle, ne bu emekli maaşıyla, ne 130 liradan fındıkla, ne bu çay parasıyla, ne bu buğday parasıyla artık geçim olmaz. 130 lira fındıkla geçim olur mu? 130 lira fındıkla geçim olur mu? Peki geçim olmazsa ne olur? Geçim yoksa seçim var arkadaşlar. Geçim yoksa seçim var. Bak, bak Erdoğan, ben 31 Mart seçiminde dedim ki AK Partili MHP'li de oy versin. Bu seçim sonucuyla genel seçim değil. Bu dedik sarı kart. Oy verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu. Birinci partisi. Dedim ki 1 Nisan günü bak fırsatçılık yapıp bu seçim sonucunu gösterip hemen erken seçim demeyeceğim. Ama dedim şartım var. Emekliye hak ettiği zammı ver. Asgari ücretliye ver. Çaya, fındığa, buğdaya, üzüme hak ettiği fiyatı ver. Eğer dedim verirsen geçim olur. Vermezsen insanlar isyan eder, seçim olur. O zaman ben de onların sesine duyarsız kalamam. Şimdi biraz önce hep birlikte söylüyorlardı. Şimdi Giresun'dan 130 liralık fiyatı verdiğin gün Giresun meydanından bak bakalım hangi ses yükseliyor? Hangi ses? ...130 lira fiyat verirsen geçim olmaz, artık çare seçimdir, seçim olur. Başkan, güzel. Giresun'un güzel insanları, çaresiz değilsiniz. Hep beraber olursak ki en güzel örneği, en güzel örneği burada gösteriyorsunuz. Bugün bu sıcak havada, bu güneşin altında, bu öğle saatinde iş varken, güç varken buraya koşup gelen her birinizi yürekten alkışlıyorum. Bir kendinizi alkışlayın. Daha Ankara'dan duyulsun Ankara'dan. Ankara'dan duyulsun. Ankara'dan duyulsun Ankara'dan. Eğer siz birlikte olursanız, siz böyle omuz omuza verirseniz, el ele tutuşursanız, bunlara karşı birlik olursanız, bunlar bizi yenemezler. Yenemediler, yenemeyecekler. Onlara, kartellere, tek başına bir firmaya, hepinizin emeğini sömürtenlere teslim olmayacağız. Giresun'un, ordunun, fındıkçının hakkını yedirmeyeceğiz. Hep beraber olacağız. Mücadele edeceğiz. Biz kazanacağız.
Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Tayyip Bey, ben söylemiyorum. Giresun söylüyor. Ben söyletmiyorum. Sen söyletiyorsun. 130 liraya fındık sat diyorsun. Onlar da erken seçim diyorlar. Hadi bakalım. Son söz. Son söz. Buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hodri meydan, işte meydan, işte Giresun. Eğer verdiğin 130 liraya güveniyorsan, 130 liraya fındık satılır, Giresunlu geçinir diyorsan, haftaya cuma benim yaptığım gibi gel bakalım bu meydanı doldur. Gel burada miting yap göreyim. Gel miting yap. Rize'de çay üreticisinin karşına çıkamayanlar, Giresun'da fındık üreticisinin yanına varamayanlar, emeklinin emekçinin yüzüne bakamayanlar artık iktidarın sonuna gelmiş demektir. Artık bunlar gidiyor, halk geliyor, halkın iktidarı geliyor, Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Hepinizi çok seviyorum. Başta Giresun il başkanımız olmak üzere Ordu, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Zonguldak, Bartın, Rize ve Sakarya il başkanlarımıza bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Karadeniz'in güzel insanları, benim hemşehrilerim, Giresun'un güzel insanları, hepinizi çok seviyorum. Birlikte olacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Hep birlikte biz kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte. Hep birlikte kazanacağız. Herkes, herkes mücadele azmini diri tutsun. Enerjisini diri tutsun. Hep beraber çalışacağız, hep beraber başaracağız. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Hep birlikte başaracağız. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun.